Şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ülkemiz enerji güvenliğini temin etmek için çok uzun stratejiler boyunca çalışan ve bu güvenlik konusunda tedbirler alan bir ülke. Bundan neyi kastediyorum? Özellikle biliyorsunuz doğal gaz konusunda hem ülke çeşitliliği, hem kaynak çeşitliliği, hem de enerji çeşitliliği konusunda çalışmalarımız oldu. Bundan neyi kastediyorum? Bir defa ülke çeşitlemesi oluşturduk ve doğal gazımızı farklı kaynaklardan temin etme konusunda farklı ülkelerle boru hatları dahil doğal gaz transferi konusunda çalışmalarımız oldu ve bugün farklı kaynaklardan doğal gaz alıyoruz ve bunların kontratları, anlaşmaları yapılmış durumda. İkincisi, doğal gazda aynı zamanda küresel piyasalardan LNG temini konusunda çalışmalarımız oldu ve küresel piyasalardan LNG temin etmek suretiyle doğal gaz ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Üçüncü olarak doğal gazı depolayarak ülkemizin farklı yerlerinde, bir tanesi de biliyorsunuz Tuz Gölü'nün altında Konya'mızın çevresinde ve içinde yaptığımız, Silivri'de yaptığımız kaynaklarla ciddi anlamda toplamda 10 milyar metreküp'e çıkacak derecede önümüzdeki birkaç yıl içerisinde doğal gazı depolamak ve buradan günlük akışları yönetmek suretiyle bir kaynak oluşturuyoruz. Bir diğer kaynak da hem karada hem de denizde oluşturduğumuz yüzer FSRU tesislerimizde yine doğal gaz ihtiyacımızı, tedarikimizi temin edecek durumdayız. Dolayısıyla şu anda bizim ülke olarak bu anlamda bir tedarik sıkıntısı içerisinde olmadığımızı ve böyle bir sıkıntı beklemediğimizi çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yani Ukrayna-Rusya savaşı bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Şimdi şöyle ifade etmek istiyorum. Eğer yanı başınızda bir sorun, bir savaş, bir kavga varsa bundan hiçbir şekilde kimsenin etkilenmemesi diye bir şey için doğasına aykırı olur. Yani başta Avrupa olmak üzere çevre ülkeler bu işin farklı boyutlarıyla etkilenecektir. Ancak özellikle enerji tedarikinde şu anda yapmış olduğumuz çalışmalar ve tedarike dönük almış olduğumuz tedbirler, yapmış olduğumuz kontratlar, tedarik çeşitliliği, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman bizim tedarikte bir sıkıntı yaşamamızı beklemiyoruz. İklim Şurası bir defa önümüzdeki 100 yılın bir anlamda planlamasını yapacak temel politika parametrelerinin belirlendiği bir çalışma alanı. Gerçekten her şeyi tüm taraflarla çok net bir şekilde konuşuyoruz. Politika parametrelerini ortaya koyuyoruz ve bunlar bir kısmıyla yasaya dönüşecek. Yani başta iklim kanunu olmak üzere pek çok kanun çıkarılacak. Diğer taraftan programlar, eylem planları, bunların uygulama planları, bunların projeleri, bütün bunları düşündüğümüz zaman gerçekten geleceğe dönük olarak yapılması gerekenlerle ilgili çok uzun bir yolculuk. Bütün bunları planlıyoruz.